beğenip abone olursanız haftanın geri kalanında çok şanslı olacaksınız. Hava durumu sadece kar, yağmur, güneş veya gökkuşağından ibaret değildir. Göründüğünden daha fazlası var. Son hava kaşiflerinden bazıları meteorologları bile şok etti ve atmosferle ilgili çalışmalarını derinleştirmeye sürükledi. Bu 20 hava koşulu şimdiye kadar görebileceğiniz en garip şeyler. Alev hortumu. Büyük çaplı orman yangınlarında alev hortumları, diğer adıyla yangın kasırgaları görülmesi yaygındır. Kasırga olarak adlandırılsa da bunlar gazları ve yanıcı maddeleri emen girdaplardır. Bu durum 1 saat veya daha fazla sürer ve sıcaklık 1000 derecenin üzerine çıkabilir. Bazı durumlarda şenlik ateşleri gibi daha küçük ölçeklerde de görülür. Bu fenomen halen dünya çapında bilim laboratuvarlarında incelenmektedir. Mikro patlamalar. Mikro patlama, aşağı yönlü hava patlamasının başka bir versiyonudur ve daha küçüktür. Kasırganın tam tersidir. Çünkü yere ulaştığında havayı dört bir yana saçar. Kasırgalarsa havayı merkezi bir noktaya çeker ve yerden emer. Mikro patlamalar tek bir noktadan çıkan bir sürü güçlü rüzgara neden olur. Ayrıca sonrasında çok fazla yağış ve fırtına görülür. Sprite. Normal yıldırımdan farklı olarak Sprite'lar dünya atmosferinde neredeyse 90 kilometre yukarımızda meydana gelir. Bu nedenle fotoğrafını çekmek neredeyse imkansızdır. Doğanın fırtına bulutu ve yer arasında salınan pozitif yıldırım yüklerini dengelemesinin bir yolu olarak bulutun üzerinde meydana gelen soğuk plazma deşarjına benzerler. Geceleyin yapay ışık yayılması Sprite'ları görmeyi ve incelemeyi zorlaştırır. Ancak daha iyi aydınlatma teknikleri işe yarayabilir. İkiz kasırgalar. İkiz kasırgalar sadece garip değil, aynı zamanda nadirdir. 10-15 yılda bir görülürler. İkiz kasırgalar aynı süper hücreden çıkar. Bu nedenle bir ikiz fırtına oluşması için fırtınanın çok şiddetli olması gerekir. İkiz kasırganın bir kasırga ölürken yenisinin oluştuğu geçiş döneminde görülebileceği söylenir. Ayrıca ilk fırtınanın çok güçlü olduğu durumlarda yarattığı girdaplardan da ikincisi meydana gelebilir. False Strike delikleri. False Strike delikleri, cirrocumulus veya altocumulus bulutları içerisinde meydana gelebilir. Bulutlardaki su sıcaklığı donduğunda fakat buza dönüşmediğinde belirir. Kristaller oluştuğunda reaksiyona girerek büyük bir deliğe yol açar. Garipliğinden ötürü çoğu insan bu delikleri bazı dünya dışı güçlerle ilişkilendirir. Kelvin-Helmholtz dalgaları. Bu garip tek düzü bulutlar, isimlerini alışkanlar arasındaki hız farklılıklarının etkilerini inceleyen Lord Kelvin ve Hermann von Helmholtz'dan alır. Bu etki Jüpiter'in büyük kırmızı lekesinde ve Satürn'ün etrafındaki halkaların çevresinde de görülür. Farklı yoğunluk ve hızlardaki sıvılardan biri diğerinin üzerinden geçtiğinde kararsız mutasyonlar meydana gelir ve tek düze dalgalar oluşturur. Bu nedenle Kelvin bulutlarında değişen hızlarda hareket eden iki katman veya hava görülebilir. Su hortumu. Bu listeye giren bir başka garip hava olayı da su hortumlarıdır. Su hortumları balıkları sudan emer, bulutlara kadar çıkarır ve en sonunda karaya bırakır. Karada oluşan kasırgalar gibidirler. Su hortumlarına genellikle şiddetli fırtınalar ve rüzgarlar eşlik eder. Hepsi tehlikeli değildir. Ancak daha az tehlikeli olana iyi hava su hortumu denir ve sadece birkaç dakika sürer. Çevresindeki iklim koşullarının doğası gereği çok fazla ilerlemez. Bu fenomen çoğunlukla yaz sonunda İngiltere'de görülür. Ancak İtalya, Hollanda veya İspanya'da görülebilir. Don çiçekleri. Arktik Okyanusu'nda çiçek açan görkemli don çiçekleri, mevcut hava durumunu aldırmaksızın yüzlercesi açabilir. Arktik Okyanusu don çiçekleri olarak da bilinen bu olağan dışı durum, sıfırın altındaki sıcaklıklarda, tipik olarak -20 santigrat derece civarında buz yüzeyindeki kusurlardan kaynaklanır. Daha da ilginci, bilim insanları ters buz saçaklarında mikroorganizmalar keşfetti ve bu organizmalar tipik bir mercan resifindekiler gibi minyatür ekosistemler oluşturuyor. Merceksi bulutlar, altocumulus, lenticularis. Merceksi bulutlar yuvarlak diskler şeklindedir ve sayısız yanılgıya sebep olmuştur. Bazı insanlar bu bulutların gizlenmek için garip bir hava durumu gibi görünen uzay araçları olduğunu iddia ediyor.
Bu olası bir açıklama olsa da sadece olağan dışı bir hava durumundan başka bir şey değil. Bu bulutlar dağlar veya tepeler gibi büyük çıkıntılı kara kütlelerinin etrafında oluşur. Hava dağın üzerinden akar ve bir dizi dalga oluşur. Hava dalgadan geçerken buharlaşma meydana gelir ve bir dizi merceksi bulut ortaya çıkar. Bunlar uçan daire, krep, dalga veya pizza şeklinde olabilir. Kar çörekleri. Evet, onlara çörek denir. Ancak pastaneden satın aldıklarınız kadar lezzetli değildirler. Bu çörekler karlı bir arazide oluşan doğal bir kar topu rüzgarla yuvarlandığında oluşan silindirik oluşumlardır. Kar topu çok ağırlaşınca yuvarlanma durur ve tek bir yerde kalır. Oluştukları sırada iç tabakanın rüzgarla uçması nedeniyle merkezleri oyuk olabilir. Broken hayaleti. Ne yazık ki bu hayaleti ancak deneyimli bir doğa yürüyüşçüsüyseniz görebilirsiniz. Onu görme şansını elde ederseniz neden hayalet ismini aldığını anlarsınız. Broken hayaleti, bir gölgenin büyük bir gökkuşağıyla kuşatılması sonucu ortaya çıkar. Güneşin havadaki bir su damlasına gölge düşürmesinin bir sonucudur. Bu nedenle su damlacıklarını geri yansıtır. Mamatus bulutları. Mamatus bulutları beyaz toprakları andırır. Onları görenler sanki gökyüzü düşüyormuş gibi göründüklerini söyler. Benzer bulut oluşumlarının aksine nemli hava kuru hava üzerine çöktüğünde oluşurlar. Hava etrafındakinden daha soğuk olmalı ve büyük buz veya su içeriğine sahip olmalıdır. Bu eşsiz karışım gökyüzünde benzersiz kabarcık benzeri bir görünüm yaratır. Bu bulutlar şiddetli bir hava koşulunun yaklaştığının habercisidir. Büyük yıldırım topları. Bu hava olayı dikkatimizi çeken bir başka garip olay. Birçok insan tarafından şahit olunan küçük, küre biçiminde bir yıldırımdır. Amerika nüfusunun %10'unun bu yıldırım toplarına, yani havada asılı duran turuncu, sarı veya kırmızı ışık küresine tanık olduğu söyleniyor. Toplar gökten iner veya yerden birkaç metre yukarıda oluşur. Nesneleri yakar veya nesnelere çarparak zıplarlar ve arkalarında sülfürik bir koku bırakırlar. Araştırmacılar yıldırım topunun fırtına aktiviteleriyle bağlantılı olduğuna inanıyor ancak buna tam olarak neyin sebep olduğu konusunda kesin bir sonuca henüz varılmadı. Dalaz. Dalazlar volkanik kasırgalar gibi oluşurlar ama volkan değildirler. Çoğunlukla Phoenix, Arizona eteklerinde veya Black Rock, Nevada gibi çöllerde görülürler. Genellikle zararsızdırlar ve kısa sürerler. Sıcak bir bölgede soğuk bir rüzgar esinti oluşurlar. Bu esinti havanın dönmesine ve daha fazla hava inmesine neden olur. Tozlu bir alanda meydana gelirse toz da hava ile birlikte emilir. Dalazlar sıcak hava kalmadığında dağılır. Gece bulutları. Gece bulutları dünya ile uzay arasında yerden yaklaşık 60 km yüksekte sıkışır. Bu elektrik mavisi bulutlar gün batımından sonra buz kristalleri güneş ışığını yansıttığında ortaya çıkar. Yaz aylarında ekvatorun kuzey ve güneyindeki 45 ila 80 derece enlemleri arasında ortaya çıkarlar ve gece parlayan bulutlar olarak da bilinirler. Bu muhteşem görüntü Mayıs ve Ağustos ayları arasında İsveç, Finlandiya ve Estonya gibi ülkelerde görülebilir. Venüs kuşağı. Bu güzel fenomen ufkun üstünde pembemsi bir kemere benzer. Yeryüzünün gölgesiyle gökyüzü arasındaki boşlukta görülür. Karanlık kuşağın üzerindeki pembe parıltı, yükselen veya batan güneşten gelen kırmızı ışığın geri saçılmasından kaynaklanır. En saf haliyle görmek için yaz aylarında yüksek bir yere veya açık manzarası olan bir yere gidebilirsiniz. Kırmızı ay. Kanlı ay olarak da adlandırılan gökyüzündeki bu inanılmaz görüntü tam ay tutulması sırasında gerçekleşir. Her ne kadar fenomen birçok batıl inanç ve kehanetle anılsa da kırmızı renk dünyanın aya yansıyan gölgesinin kırmızı kenarından kaynaklanmaktadır. Bu olay dünyanın hemen hemen her yerinde olur ancak en iyi manzara Alaska, Hawaii adaları ve Amerika'nın batısından görünür. Isı dalgası.
Yaz mevsiminde sıcak havalar yaşamak normaldir. Ancak son zamanlarda daha farklı bir durum var. Uzmanlar sıcaklıkların bu yıl ve sonrasında farklı bir hal alacağı konusunda hemfikirler. Sıcaklıkların normalin üzerine çıkması bekleniyor. Kuzeybatı Amerika bu değişimden büyük ölçüde etkilenecektir. Isı dalgaları o kadar acımasız olacak ki Amerika ve Kanada'daki birçok eyalet etkilenecek. Washington, Kaliforniya ve Oregon sakinleri ısı dalgasının yıkıcı etkilerini anlatmak için sosyal medyaya başvurdular. Gece yarısı güneşi. Gün batımı ve gün doğumu normal hava olaylarıdır. Ancak ikisinin de belli bir zamanı vardır. Zamanında görülmediği için olağan dışı olan gece yarısı güneşi herkesin görmesi gereken muhteşem bir görüntüdür. Dünyanın ekseni güneşe doğru eğildiğinde yaz aylarında görülür. Norveç'in kuzey kesiminde olduğu gibi Antarktika çemberinin güneyinde ve Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyinde görülebilir. Svalbard adalarında Nisan sonundan Ağustos sonuna kadar aydınlıktır. Bugünlük bu kadar. Eminim bu hava koşullarından bir veya iki tanesini bizzat yaşamışsınızdır. Daha fazlasını gördüyseniz lütfen yorum bölümünde bize bildirin. İçeriklerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Gelecek sefere görüşmek üzere. Hoşça kalın.